Merhaba, madem ki varoluşçulukla başladık, oradan devam etmek istedim. Bugünkü konumuz John Persat'ın özgürlük anlayışı. Birinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu yıkım yalnızca askeri ve politik düzeyde kalmamıştır. Bu yıkım, bireylerin iç dünyalarında yarattığı tahribat ile bireyin yaşamının dinamiklerini kökünden sarsmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar olan ve iki savaş arası olarak adlandırılan dönemde bireylerin yaşadıkları kimlik bunalımları, felsefe ve edebiyatın başlıca esin kaynaklarından olmuştur. Bu bağlamda 20. yüzyılın en önemli figürlerinden biri de hiç şüphesiz Jean-Paul Sartre'dir. Sartre, iki büyük dünya savaşının modern zamanlar bireyinin üzerinde yarattığı tayribatı ve öznenin kendi olma çabasını ve arayışlarını temsilcisi olduğu varoluşçuluk felsefesi ekseninde üç ciltten oluşan Özgürlük Yolları adlı roman dizisiyle okuyucuya aktarır. Bu podcast'te Sartre'ın özgürlük anlayışından ve bireylerin öz arayışından bahsedeceğim. Jean-Paul Sartre 1905'te doğmuştur. Donanmada yüzbaşı olan babası Sartre daha bir bebekken ölmüş ve Sartre annesine son derece yakın büyümüştür. Bu yakınlık Sartre 12 yaşındayken karşı çıkmasına rağmen annesi tekrar evlerine kadar devam etmiştir. Babasını ufak yaşta yitiren Sat, annesinin ailesinin yanında büyüdü. Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. Sat, ömrünün büyük kısmını Paris'te geçirmiştir. Paris'te sıklıkla Lefbank'taki kafelere gider ve Jardin du Luxembourg'daki banklara otururdu. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı başlayınca Fransız ordusuna meteorolog olarak hizmet vermeye başladı. 1940 yılında Almanlar tarafından yakalanıp 9 aylığına hapse atılmasının sonrasında direniş hareketine katıldı. Sinekler adlı ünlü oyunu bu koşullarda yazıldı ve sahnelendi. Aynı şekilde Varlık ve Hiçlik adlı kendi felsefesini açıkladığı ünlü yapıtı da bu sırada yazıldı. 1945 yılında öğretmenliği bıraktı ve Le Stamps Modern adlı edebi politik dergiyi çıkarmaya başladı. Kitaplarının neredeyse tümü edebi ve politik sorunları işleyen kurumsal metinler olarak şekillendi. Sat, daha sonrası dönemde ise özellikle politik etkinlikleriyle öne çıkmaya başladı. Soğuk savaş dönemi boyunca birçok eleştirisine rağmen Sovyetler Birliği'ni desteklemiş, Fransa'nın Cezayir'e karşı yürüttüğü savaşa karşı çıkmıştır çıkardığı dergi bu bağlamda yoğun bir etkinlik göstermiştir. Jean-Paul hep sol politik görüşe yakın olmuştur. 1956 yılında Macaristan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesine kadar Fransız Komünist Partisi'ni desteklemiş, ardından desteğini çekmiştir. Ardından Fransız Komünist Partisi'nin Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden daha bağımsız politikalar izleyebilmesine dolaylı katkısı olmuştur. 1960'ların sonlarında Jean Paul Sartre kurulu komünist partileri reddettiği için Moğolcuları destekledi. Jean Paul Sartre daha sonra Moğolcularla ittifak halinde olduğunu reddetmiş ve Mayıs olaylarından sonra eğer biri tüm kitaplarımı yeniden okursa benim hiç değişmediğimi hep anarşist olarak kaldığımı anlayacaktır demiştir. Bundan sonra kendisinin anarşist olarak tanıtılmasını uygun karşılamıştır. Jean-Paul Sartre 1964 yılında kendisine verilmek istenen Nobel Edebiyat Ödülü'nü geri çevirmiştir. Bu sayede Nobel ödülünü ilk reddeden kişi olmuştur. Bunun hem yapıtlarına hem de politik konumuna zarar vereceğini düşünmüştür. Jean-Paul Sartre Nobel ödülünü neden kabul etmediğini İsveç gazetesine bir mektup yollayarak açıklamıştır. Sartre'ın yaptığı açıklama kamuoyunda büyük etki uyandırmıştır. Mektubunda ödülü neden kabul etmediğine dair şu açıklamayı yapmıştır. Bu tutumun temelinde benim, yazarın görevine dair anlayışım var. Kabul edeceği her paye, okuyucularını bir etki karşısında bırakır ki, işte ben bunu istemiyorum. İmzama Jean-Paul Sartre olarak atmakla Jean-Paul Sartre 1964 Nobel'i diye atmak aynı şey değildir diyorum demiştir. 12'ler manifestosu olarak bilinen bir bildirgeyi imzalamış ve 1961-1962 yılındaki büyük gösterilere katılmıştır. Ayrıca 1966-67 yılları arasında Vietnam Savaşı'nda meydana gelen katliamları sorgulamak üzere kurulmuş olan Russell Mahkemesi'nin de başkanlığını yapmıştır. Politik etkinlikleri giderek yoğunlaşmış ve kendi iç dönüşümleriyle birlikte şekillenmiştir. 1968 olayları Jean-Paul kendi fikirlerini ve geleneksel entelektüel konumlarını da sorguladığı bir dönem olmuştur. Sovyetlerin Pıra müdahalesinin ve Fransa'daki öğrenci hareketlerinin üzerine teorik politik alanı yeniden değerlendirmeye başlamış 1975'te Liberation'ı kurmuştur. 1974 yılında Sartre'ın gözleri büyük oranda görmez oldu. Bu nedenle politik etkinlikleri yavaşladı. Ancak her zaman yine de Batı'nın Doğu üzerindeki baskılarına karşı etkinliklerde bulundu ve insan hakları konusunda her zaman duyarlı oldu. Bu tutumuyla aydınların yeri ve rolü konusunda hem teorik hem de pratik bir örnek oluşturdu. Jean-Paul Sartre'ın şaşılı, meraklı bakışları, büyük gözlükleri ve kendine has bir giyimi vardı. Sat çok kısaydı. Kendisi 160 santimdi ve kendisini sıklıkla çirkin olarak nitelerdi saçlarını geriye doğru tarardı. 1980'de 74 yaşında öldüğünde tabutuna Paris sokakları boyunca 50 bin kişi eşlik etmişti. Öte yandan siyasal aktifliğinin onun edebi ve felsefi yönünü gölgelediği söylenemez. Jean-Paul Sartre her şeyden önce kendisinden iyi bir edebiyatçı ve yetkin bir filozof olarak söz ettirmeyi başardı. 15 Nisan 1980'de Paris'te öldüğünde geride felsefe ve edebiyat açısından büyük derde metinler bıraktı. Kendi varoluşçu felsefesini işlediği yapıtları, başlıca özgürlüğün yolları, bulantı, gizli oturum, kirli eller, sözcükler, varlık ve hiçlik ve duvar olarak belirtilir. Jean-Paul Sartre, varoluşçuluk olarak bilinen felsefi akımın ana figürü olarak ün kazanmıştı. O, düşünmeyi ve felsefeyi göz alıcı bir hale getirmişti sat, varlık ve hiçlik olarak adlandırdığı, son derece yoğun ve takip etmesi hayli zor bir kitap yayınlamıştı. Bu kitabın, Jean Paul Sartre'nin ünlü olan katkısı, okuyanların onu anlamasından değil, daha çok anlayamamasından kaynaklanmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında oldukça yaygınlaşan bir arzu vardı. Yazarın kitabını yüceltebilmek için savını açık bir şekilde sunmak yerine okuyucuya onun ulaşamadığı bir gizeme, bir sırra ulaştığı izlenimini verebilmek. Jean Persat da bu arzuya kapılanlardan birisidir. Düşünce tarihine bakıldığında insan merkezli felsefi yaklaşımların ilk örneğinin antik çağ düşünürü Sokrates ile başladığı ve Sokratçı ahlak felsefesi üzerine şekillendiği görülür. Sokrates'ten başlayarak bireyin toplum ile etkileşiminden doğan ilişkiler yumağını inceleyen ve özneyi evrenin merkezine koyan düşünce sistemleri 20. yüzyılda varoluşçuluk felsefesine evrilmiştir. Varoluşçuluğun birey algısı Sokrates'inkinden farklıdır. Zira insan türünün yüzyıllar boyunca geçirdiği düşünsel evrim, onun hem kendisine hem de toplumu alımlayışını değiştirmiştir. İnsanın bilincini saran sorumluluk duygusu geniş boyutlar kazanmış, bireyin benliğini çevreleyen soyut ve somut unsurlar artmıştır. Dolayısıyla varoluşçuluğun ortaya çıktığı dönem ve üzerine yükseldiği düşünce sistemleri bütünü de göz önüne alındığında bilinç eksenli bir kuşatma içerisinde bireyin de çaresizlik ve bunalım içine düştüğü ve bir arayış içine girdiği söylenebilir. Bu arayışın modernizm kavramından ayrı tutulması imkansızdır. Zira modernliğin özünde bireyin kolektif yapı karşısında bağımsızlığını kazanma mücadelesi vardır. Heidegger'e göre modernlik aslında bir öznellik çağıdır. Modernliği oluşturan bütün yönler insanın özne konumuna yerleşerek yükselmesinden ileri gelir. Varoluş felsefesi özü bakımından insan varoluşunun nedeninin yaratı ve insan bilincinde oluşan kendini gerçekleştirme isteğinin kurumsal izleyidir. Yani insanı kendini gerçekleştirme olanağı bireyin temel arayışıdır farklı düşünürler tarafından çok sayıda tanımı yapılan ve bu bağlamda bir kavramsal bütünlük sağlayamadığı öne sürülen varoluşçuluk, özellikle iki savaş arası dönemde bir bilinmezlik ve kayıtsız içine düşen bireyin dünyada konumlandırılmasında öncü düşünce akımı olmuştur. Hiç şüphesiz Jean-Paul Sartre'ın varoluşçuluk algısında da amacı çok açıktır. Varlığı bilmek ve bireyin varoluşuna anlam kazandırmak savaştan önce kendisine bireysel, toplumdan izole edilmiş, yalnız başına yaşayan bir adam olarak gören Sartre, savaştan sonra bireyselciliğinden uzaklaşarak toplumla iç içe olmuş ve çağının sorunlarına çözüm arayışına yönelmiştir. Bir filozof, yazar ve aktivist olan Sartre, sadece yazdıklarıyla değil, eylemleriyle de toplumun önde gelen isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Özgürlüğün ne olduğunun tür olarak insanın özgür olup olamadığının sorgulanmasının en önemli sebeplerinden biri de insanın olduğu yerde kaçınılmaz olarak özgürlüğün de var olmasıdır. İnsana dair her ne söylendiyse onun özgürlüğüne ilişkin daha çok şey söylenmiştir. Çünkü özgürlük insanla ilgisinde anlamlandırılmıştır. 20. yüzyıla düşünceleri ve eylemleriyle etki eden, yaşadığı çağın sorunlarını ayna tutan Satr'ın özgürlük anlayışı da bu çerçevede şekillenmiştir. Jean-Paul Sartre özgürlüğü insanın varlık yapısının bir dokusu olarak ele alır. İnsan bu dünyaya özgür olmak için gelmemiştir. Tam tersine insan var olduğu andan itibaren özgürdür. Var olması ve özgür olması birbirine eşdeğerdir. Peki tür olarak insanın özgür olmasının ne önemi vardır? İnsan özgür olduğunun farkında mıdır? özgür olduğunu fark eden insanın diğer varlık türlerinden ne farkı vardır? Bu soruları cevaplandıran Sat, deyim yerinde ise insanın kendi kaderine kendi eline vermiştir. Jean Paul Sat, insanın bu dünyaya bırakılmış, terk edilmiş bir varlık olduğunu düşünür. Bu dünyaya bırakılan insanın önceden belirlenmiş bir özü, alın yazısı yoktur. Varoluşun özden önce geldiğini söyleyen Sat, İnsanın önce var olduğunu sonra da eylemleriyle, yapıp etmeleriyle özünü inşa ettiğine, benini kurduğunu dile getirir. Özünü kurma yalnızca bilinç varlığı olan insan için geçerlidir. Sat, bilinç varlığı olan bu insana kendisi için varlık der. İnsan kendisi için varlıktır. Sürekli oluş ve kendini aşma gayreti içindedir. Kendinde varlığı, kendin için varlıktan ayıran bilinç kavramıdır kendinde varlığın yani dünyadaki şeylerin, nesnelerin, taşın bir bilinci yoktur. Ancak kendisi için varlık olan insan bir bilinç varlığıdır. Bu yüzden de etrafındaki kendinde şeylere bakarak onlardaki tamlığı, mükemmelliği görerek kendini eksik hisseder. Ve bu noktada eylemleriyle, yapıp etmeleriyle, özgür seçimleriyle kendini var etmeye çalışır. Satrın kendi için varlığı, daha doğrusu bilinç varlığı olan insan kendinde varlığın tam tersini her ne ise o olmayan, her ne değilse o olan bir varlıktır. Sahip olduğu bilinciyle sürekli kendini varlığını aşma çabası içindedir. İşte tam da bu noktada insanın özgürlüğü devreye gider. Jean-Paul Sartre'ın yaşamı, çocukluk ve gençlik yılları iki büyük savaş arasında geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın etkilerini yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'na tanık olan Sartre, bir yazarın görevinin Çığ'ın sorunlarını ayna tutmak olduğunu belirtmiş ve sonrasında yazdığı roman, hikaye ve özellikle de tiyatro eserlerinde toplumda var olan problemleri göz önüne sermiştir. Jean-Paul Sartre'da tamamlanmışlık yoktur, her şey sürekli bir dönüşüm halindedir. Tek bireyin özgürleşmesinden yola çıkarak tüm toplumun özgürleşebileceğinden bahseder. Bu anlamda eğitimin temel amacı da bireylerin değişimi açık olmalarıdır. Bunu da gerçekleştirecek olan öğretmenlerdir. Sat, öğrencilerde daha çok hayal gücünü ön plana çıkarmaya çalışmış ve onları ezbere ve itaat etmeye zorlayan otoriter sistemi eleştirmekten geri kalmamıştır. Jean-Paul Sat, konuşmalarını halka açık alanda yapmıştır ve 800'e yakında dinleyicisinin olması fikirlerinin geniş çapta yankı uyandırdığının bir göstergesidir. Sat, fikirlerine sadece sözlü olarak değil yazılı olarak da ifade etmiştir. Örneğin, Bulantı kitabını da bu yıllarda yazmış ve bu kitapta da hayatına dair çok şey anlatmıştır. Kitabın baş kahramanı aracılığıyla aslında kendisine var olan öğretmenliğe ilk başladığında bulantı duyduğu şeyi anlatır. Öğretmenlik yıllarındaki yaşadığı temel problemler ve ona aradığı çözüm yolları daha sonraki süreçte. Varoluşçu felsefesini oluşturmasına zemin hazırlamıştır. Varoluşçu felsefesini oluşturma aşamasında hayat arkadaşı Beauvoir'ın etkisi de çok fazladır. Sartre Beauvoir'la 1929'da üniversitede tanışıp sevgili olmuştur. Daha sonraları Beauvoir da Sartre gibi kendi çizgisini oluşturmayı başarmıştır. Beauvoir 20. yüzyılın en önemli filozof ve oyun yazarlarından birisidir ve aynı zamanda modern kadın hareketinin de öncüsüdür. Beauvoir, hayatındaki en büyük şansının ve başarısının Jean-Paul Sartre'la tanışmak ve onunla birlikte çalışmak olduğunu söylemiştir. Başarılarında ve kendini gerçekleştirmesinde Jean-Paul Sartre'ın büyük rolü olduğunu söyleyen Beauvoir, Jean-Paul Sartre'dan övgüyle, sevgiyle bahsetmiştir. İkile 51 yıl boyunca birlikte yaşamışlar fakat tipik bir burjuvazi evlilik düşünmedikleri için evlenmemişlerdir. Beauvoir ve Sartre zamanın çoğunu birlikte geçirmişler ve sosyal, kültürel, politik, daha doğrusu her anlamda birbirlerine yardımcı olmuşlardır. Örneğin Beauvoir ve Sat yazma konusunda birbirine referans olmuştur. Sat, Beauvoir'ın eleştirilerine çok güveniyor, yazdığı kitapların ilk okuyucusu, yorumcusu olarak onu seçiyordu. Hatta çalışmalarına ara vermeden devam etmek için annesinin dairesine taşınınca Beauvoir içinde bir masa koymuş ve çalışmalarını aksatmamıştır. Her gün sabah ve öğleden sonra buluşan ikile sürekli yazıyordu ve yazdıklarını sesli düşünerek ve yorumlayarak eleştiri süzgecinden geçiriyorlardı. Ancak daha sonra Sat bu yoğun çalışmalarından dolayı neredeyse görme yetisinin tamamını kaybetmiş fakat bu olay satrı yapacaklarından alıkoymamıştır. Görme yetisine neredeyse tamamen kaybettikten sonra da Jean-Paul Sartre çalışmalarına devam etmiş bu konuda hayat arkadaşı olan Beauvoir, Sartre istediği kitapları okumuş, ona her anlamda yardımcı olmuştur. Jean-Paul Sartre söylemek istediklerini kasete kaydetmiş, yarım kalan çalışmalarını da böylece tamamlamıştır. İkilinin arkadaşlıkları üniversitede tanışmasından başlayıp ölene kadar devam etmiştir. Beauvoir, Jean-Paul Sartre ölene kadar onun yanında olmuş, kendisi de Jean-Paul 6 yıl sonra vefat etmiş ve arkadaşlıkları ömür boyu sürmüştür. Çok az filozof, Jean-Paul Sartre kadar felsefe ve edebiyat eserleriyle olduğu gibi eylemleriyle de çağını yönlendirmeye çalışmıştır. Özellikle tiyatro eserleriyle kişiyi kendi kendisiyle karşı karşıya bırakmış düşüncelerini tiyatro yoluyla aktifleştirmiştir. Felsefe görünümündeki temel kavramları roman ve tiyatro eserleriyle örneklendirmiştir. Jean Paul Sartre ilk romanı olan Bulantı'yı 1938'de lisede felsefe öğretmenliği yaptığı sırada yayınlamıştır. Romanda ana karakter yaşadığı dünyadan, hayattan hatta kendi bedeninden tiksinti duyan bir kişinin iç dünyasına, yaşantılarına, hayat tecrübelerine ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir. Bulantı romanının içeriğine kısaca göz atacak olursak, Bulantı romanında tarihçi olan ve araştırmayı çok seven kitabın ana kahramanı Rökenten, 18. yüzyılda yaşamış olan Rolbon adlı seçkin bir aristokratı araştırırken farkına vardığı varoluş deneyimine ve bu deneyimin kendisinde yarattığı, hissettiği bulantı duygusunu ve bu duyguya nasıl kapıldığını anlatır. Romanın ana kahramanı olan Rökenten, varoluşu ve özgürlüğüyle özgürlüğün beraberinde getirdiği sorumlulukla yüzleşmenin kendisinde yarattığı tiksintiden, Bulantıdan kaçmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Kaçtıkça daha çok bulantı duyar. Hep başa döner ve kısır döngüye kapılıp gider. Bulantı duygusu, gündelik hayatını rutin, sıradan bir şekilde yaşayan Rockentin etrafında neredeyse her gün gördüğü ancak dikkat etmediği nesnelere karşı dokunma isteği duymasıyla başlar ve kendisi de buna bir anlam veremez. Sadece etrafında var olan nesnelere dokunmak ister. Fakat buna eşlik eden bulantı hissi Nesnelere dokunmasına izin vermez. Roquentin ne olduğunu anlayamamaktadır ve acayip bir durum içerisindedir. İçindeki bulantı hissinin nedenini bilmemekte ve yaşadıklarına anlam vermekte zorlanmaktadır. Fakat romanın sonuna doğru Roquentin bulantı hissinin kaynağını bulur ve seçkin aristokrat olan tarihçi Rolbon'u araştırmaktan vazgeçer. Bu sefer kendini araştırmaya ve kendi varoluşu üzerine sürekli olarak düşünmeye başlar. Roquentin kendisinin bile anlamlandıramadığı bu tuhaf bulantı hissine günlüklerinde sık sık dile getirir. Her gün onlarca kez gördüğü sıradan şeyler, nesneler şimdi ona daha farklı görünmeye başlamış, ona yabancılaşmıştır. Nesneler madem ki canlı değiller, insanı etkilememeliler. Beni etkiliyorlar. Dayanılır şey değil. Onlarla yaşamaktan korkuyorum. Onları yaşayan hayvanlarmış gibi görüyorum. Rokanten yaşadığı bu hissin ne olduğuna dair tereddüt içindedir ve tedirgindir. Ama yine de Rolbonu araştırmaya devam eder. Ancak bir süre sonra bulantı hissi Rokanten'i her yerde kaplamaya, yakalamaya başlar. Bir kestane ağacının köklerine öylesine bakarken aslında köklerin ağacın özünün hakiki varoluşunu içinde sakladığının bilincine varır. Yani elinde tuttuğu taşın koku, renk, ses olarak sınıflandırılamayacağını anlar. Çünkü bu tür özellikler insanın nesneye, seslere, bizatihi kendisinin aktardığı özelliklerdir. Bulantının verdiği bu iş sıkıntısının temel sebebi niteliklerin gerçekte o şeyde var olmamasından kaynaklanır. Rokent'in bulantı hissinin kaynağının varoluş korkusu olduğunu anlar daha da tedirgin olur. Kendine, yaşamını, eylemlerini sorgulamaya başladığı andan itibaren çıkmaza girer. Bulantı hissi daha da artar. Bu duygudan kurtulmak için sürekli olarak şehir değiştirir. Kütüphane ve kahvelere gider ancak bu çabası boşunadır. Bulantı hissi içini adeta bir kurt gibi kemirdikçe kemirir. Ona rahat veremez. Bir süre sonra her şeyi kendisi de dahil olmak üzere bir fazlalık olarak görmeye başlar. Ve ben, ben de fazlalıktım. Ölümüm bile fazlalık olacaktı. rokenten bir zaman sonra Rolbon'u araştırmaktan vazgeçer ve onu geçmişe yani bir daha araştırmamak üzere tarihe gömer. Kendisini varoluşun gizemine kaptırır. Kendi varlığı üzerine düşünmeye zaman ayırmak üzere yeniden Paris'e döner ve romanlarını bu sefer deneyimlerini de katarak yazmaya devam eder. Diyebiliriz ki Jean-Paul Sartre Bulantı kitabıyla insanlara dünyayı, dünyada var olan şeyleri, nesnelere olduğu gibi göstermeye çalışır. Bulantı hissinin asıl sebebinin ise insanın sırtında taşıdığı özgürlüğün, sorumluluğun yani varoluşunun yükü olduğunu söyler. Genel olarak baktığımızda Jean Paul Sartre'ın roman ve hikayelerindeki karakterlere günlük yaşam içinde toplumda var olan ama genelde görmek istemediğimiz ya da görmezden geldiğimiz silik yaşantısı olan tiplemelerdir. Yani tabiri yerindeyse bu kişiler toplumun aykırı otlarıdır. Bunun yanı sıra bir de toplumda aykırı otu olmayan ancak birlikte yaşamak, daha doğrusu katlanmak zorunda olduğumuz insanlar vardır. İşte onlar satın deyimiyle başkalarıdır ve başkaları insanlara bu dünyadayken bile cehennemi yaşatır. Jean-Paul Sartre'a göre insanın varoluşu ile özgür olması arasında bir öncelik yoktur. İnsanın var olması aynı zamanda da özgür olduğu anlamına gelir. Bu durum insanın varlık yapısının bir göstergesidir. Özgürlüğüm doğama fazladan katılan bir nitelik değil, taslaman varlığımın dokusudur. Diyen Sat, özgürlük anlayışının temeline bu düşünceyi yerleştirmiş ve insanın özünün önceden belirlenmediğine, yani bir alın yazısının olmadığını, dolayısıyla insanın günlük hayat akışı içerisinde yaptığı özgür eylemlerle kendini kurduğunu açıkça belirtmiştir. İnsan dünyaya bırakılmıştır, terk edilmiştir. Dolayısıyla da ona yol gösterebilecek ya da onu belirleyen bir tanrısal güç veya otorite olmadığı için bütünüyle özgürlük olan bilinç varlığı insan kendi eylemlerinin sorumluluğunu almak zorundadır. Hatta buna mecburdur. Çünkü insan bu noktada belirlenmemiştir. Varoluşu da özünü öncelediği için insanın kendini yeniden var etmede ve kendini kurmada bir engeli yoktur. Bunun farkına varan insan şunu da anlamış olacaktır. İnsan kendisine ne yapmak isterse, kendini nasıl tasarlarsa o olacaktır. Bu kişinin kendi imkanı dahilindedir. Dolayısıyla burada bilinç varlığı insana kendini gerçekleştirme ve var etme konusunda çok iş düşüyor. İnsanın bütünüyle özgür olması, onun her zaman kendini var edeceği, kendi olabileceği anlamına gelmez. Özgür olan bir insan ancak özgürleşebilirse bütün bu imkanlar gerçekleşecektir. Tabii bu da çaba, gayret ve mücadele gerektiren bir iştir. Jean-Paul Sartre'ın özgürlük anlayışı çerçevesinde en dikkate değer noktalardan biri de var olmayanın yani hiçin var olanı belirlemesidir. Tabi bu belirleme aynı zamanda belirlenmemiş anlamında özgürlüktür. Belirlenmemişlik anlamında özgürlükten kastettiğim şey insanın varoluşunu önceden belirleyen bir alın yazısının olmaması yani insanın varoluşunun belirsizliği önceden belirlenmemesi, sonradan kişinin tercihleriyle kendini var etmesi durumudur. Jean-Paul Sartre insan eylemlerini gerçekleştirirken, yani var olan bir durumu değiştirmek üzere bir şeyler yaparken aslında eylemlerinin belirleyicisi kendisinin koyduğu bir amacın bizzat kendisidir. Kişinin henüz gerçekleştirmediği, fakat yapmak istediği var olmayan bir şeyi istemesi, bunu da gerçekleştirmek amacıyla hedef koyması bu var olmayan ancak gerçekleştirilecek olan tarafından da eylemlerini belirlemesi onun özgürlüğüdür. Özgür olmak kişi olarak var olmakla aynı şeydir. Buradan hareketle eğer özgürlük insanın bir varlık yapısı olarak ele alınırsa bu bizi insanın varoluşuna, daha doğrusu varoluş öz problemine götürür. Dolayısıyla Jean-Porsat geleneksel felsefenin tam tersine özün varoluştan önce değil de varoluşun özden önce geldiğine ve bunun da insanın kendini var etmede, kendine eylemleriyle, seçimleriyle yeniden kurmada etkin olduğunu söyler. Tanrının varlığı veya yokluğunun ispatı şu anlamda insana yardımcı olur. Eğer insan özünün bir tanrı tarafından yaratıldığını düşünürse, kendini gerçekleştirmek, var etmek ve yeniden kurmak için hiçbir şey yapmaz, edilgen kalır. Bu insanın hayatında daha çok alın yazısı, kadercilik düşüncesi etkindir. Kişi bu yüzden de sırf önceden belirlendiğini düşünerek kendisi için hiçbir adım atmaz ve suçu hep başkalarında arar. Kişi sorumlulukların çok da bilincinde değildir. Yalnız olmadığını düşünür, alacağı kararların sadece kendini etkilediğini düşünür, bencildir. Ancak özünün, benliğinin ve kaderinin hiçbir tanrısal güç tarafından belirlenmediğine, bu dünyaya bırakılmış olduğunu ve olacağı kişi olmada özgür olduğunu fark edebilirse kişi kendini kurmada özgür olduğunu bilincine varır. İnsanın önceden belirlenmiş bir alan yazısı yoktur. Önceden belirlenmiş bir öz, insan doğası da yoktur. Yaşam süreci içerisinde kişinin karşılaştığı durumlarda seçtiği veya seçmediği, yaptığı veya yapmadığı eylemler doğrultusunda kendini kurması söz konusudur. Bilinç varlığı olan insan, her ne değilse o olan ya da her neyse o olmayan ve sürekli olarak kendini kurma olanağına sahip olandır bu dünyada kendinden başka tutunacak dalı olmayan ve bırakılmışlık, terk edilmişlik içinde olan insan hep olduğu şeyin ötesine geçmeye çalışarak kendini gerçekleştirmek, var etmek için eylemde bulunmaya mecburdur. Buna paralel olarak varoluşun özden önce gelmesi insanın özünü kurmasına ve kendisini de aşmasına olanak sağlayacaktır. Kendine her gün sürekli olarak aşmaya çalışan ve her zaman kendini yenileyen insan gittikçe yeni nitelikler kazanır, bu da ancak özgür eylemleriyle mümkün olabilmektedir. Jean kendinde varlık ve özgürlük arasında kurduğu ilişkiye baktığımızda her neyse o olan, olduğu şeyin dışına çıkamayan, kendinde varlık alanının yani nesneler ve şeyler dünyasının bilinci içermediği için var olmadan özgür olmadığını söyleyebiliriz. Kendinde varlık alanında öz varoluştan önce gelir yani kendinde varlığın özü önceden belirlenmiştir. Bu duruma istinaden Jean Paul Sartre, varoluşçuluk bir insancılıktır adlı konferans metininde bir kağıt keseceği örneğini vermiştir. Neye yarayacağını önceden bilmeden bir kağıt keseceğini tasarlamak elbette mümkün değildir. Bir kağıt keseceğini önceden yapmayı kafasında planlayan zanaatçının kağıt keseceğinin yapılma şeklini ve niteliklerini belirlemesi onu ortaya koymasından önce gelir. Böylece de bir tasarıyla yaptığı nesnenin hem belirli şekli olur hem de işe yarar. Kendinde varlık alanında önce bir tasarı plan vardır. Sonra da o tasarıya uygun olarak eylemi gerçekleştirme olanağı mevcuttur. Yani elime almış olduğum veya gördüğüm kağıt keseceği önceden belirlenmiş ve belli bir teknik kavrayışa göre yapılmıştır. Dolayısıyla kağıt keseceğinin özü sanatçı tarafından önceden belirlenmiştir özü, varoluşundan önce gelen kendinde varlık, eksiksizdir, tamdır ve mükemmeldir. Oluş içinde değildir. Kendine öyle ya da böyle tasarlama imkanı yoktur. Ancak kendi için varlığın özü önceden belirlenmediği için kişi eylemleriyle sonradan bir şey olacaktır. Kendinde varlık yani dünyadaki nesneler veya şeyler her neyse o olarak kaldığı için insana anlamsız, başıboş ve saçma görünürler. İşte kendinde varlığın bu görünümü insanda bulantı duygusunu ortaya çıkarır. Kendi için varlığın kendinde varlık yani dünyadaki şeyler hakkında bulantıya düşmesi aynı zamanda da insanın varoluşuyla yüz yüze gelmesidir. Bu bulantı duygusunun temelinde rastlantı kavramının da önemli bir yeri vardır. Diğer adıyla olumsallık. Olumsallık her iki varlık türünün en temel özelliğidir. Bir var olan bir süre sonra öteki var olanı fazladan olarak görmeye başlar ve nihayetinde de bilinçli insan varlığı kendinde varlığın fazlada olduğunu anlar. Kendinde varlığın fazladan olması, yani eksiksiz, mükemmel, tam, dolu ve hareketsiz varlığı karşısında yaşanan bulantı duygusu, insana var oluşunu ve özgürlüğünü kavramada tetikleyici bir unsur olarak karşımıza çıkar. Jean-Paul Sartre'ın Varlık Çerçevesi'nde, İnsan anlayışına baktığımızda yalnızca insanda varoluşun özden önce geldiğini görürüz. Yani insan önce vardır. Sonra da eylemleriyle, seçimleriyle kendi özünü ne olmak istiyorsa o şekilde kurar. Elbette bu özünü kurma durumu da bilinçli insan varlığını gerektirir. Jean-Paul Sartre'a göre insanın özgür olmama gibi bir lüksü yoktur. İnsan var olduğu andan itibaren yapısı gereği sürekli olarak aktif ve eylem içerisindedir. Bu dinamik yapıya sahip olan, sürekli eyleyen insanda eylemin ilk koşulu özgürlük olmaktadır. Kendi için varlık tamamen özgür olduğu için daima olduğu şeyin ötesine geçmeye çabalayıp kendine eylemleriyle, seçimleriyle var kılar. Eylem içerisinde olan insan bu şekilde hem kendi çehresini hem de dünyanın çehresini değiştirmektedir. Eylem, özgürlüğün hem ilk koşuludur hem de özgürlüğün bir ifadesidir olumsuzlamanın yani hiçliğin insan aracılığıyla dünyaya gelişi çerçevesinde insan dünya insan bağlantısında insan hiçleyici bir kopuşu gerçekleştiren varlıktır. Yani hiçlikle sürekli olarak kendinden kopan, olacağı şey olmayan insan varlığı elbette ki özgürdür. Hiçlik sayesinde kendinden kopuşun devamını sağlayan, daimi kılan yine özgürlüktür. Jean insan gerçekliğinin de bir hiçleyiş olduğunun yani insanın kendi kendini işlemesi sonucu kendini var ederek özgürlüğe vardığını şu sözleriyle ifade etmektedir. Bu koşullarda özgürlük bir işleyişten başkaca bir şey olamaz. O halde her neyse o olmayan, her ne değilse o olan, sürekli kendini aşıp hep bir öteye taşıyan kendi için varlık, bir amaç etrafında hareket eden bilinçli bir varlık olarak daima dinamik ve etkindir. Aynı zamanda da her daim kendini değiştirme yani kendisine verilenlere aşma potansiyeline sahiptir. Bu onun özgürlüğüne tekabül eder. İnsanın kendinde varlık gibi durağın değişmez bir özü yoktur. Eğer böyle bir yapısı olsaydı özgür olamazdı. O halde her neyse o olan, var olduğu şey dışına çıkamayan kendine varlık özgür değildir. Çünkü durağındır, pasiftir, etkin değildir. O halde kendi için varlığın kendinde varlıktan en temel farklarından biri de amaçlarının, hedeflerinin olması ve bunları gerçekleştirdiği ölçüde kendini kurması ve gerçekleştirmesidir. Özgürlük, kah istenç aracılığıyla, kah tutkusal çabalarla ulaşmaya çalışacağım amaçların temelidir. John Porsat'ın bu ifadesinden de görüldüğü üzere insanın tutkuları ve amaçları doğrultusuna vereceği kararlar yine kendi kararıdır kişinin karar verme sürecinde herhangi dışsal bir faktörün etkisi yoktur. Kararları veren bizzat kendisidir. Kendi dışında bir yabancı değildir. Eğer dışarıdan bir faktörün etkisi olduğunu düşünürsek özgürlüğü ortadan kaldırmış oluruz. İnsan yaşadıkları karşısında tavrını istediği şekilde ortaya koyar. Örneğin herhangi bir olay karşısında çekingen davranan, korkan kişi bu tavrı yine kendisi belirlemiştir. İstese Başka bir olayla karşılaştığında daha cesurca davranabilir. Bu onun özgür tutumuyla ve var olan olaya takındığı tavırla alakalıdır. Jean Porsat bütünüyle özgür olan insanın yaşamı boyunca sorumluluklarını yerine getirirken karşılaştığı çeşitli varoluş durumlarına bunaltı, iç daralması romanlarında konu edilmiştir. Jean Porsat kendine varlık ve kendisi için varlık arasındaki farkı sıklıkla vurgular. İnsan bir kendine varlık değildir, deyim yerindeyse bir kaynabahar değildir. İnsan kendisi için bilinç varlığı olan bir varlıktır. Kendini var etmesi yine kendi olanakları dahilindedir ve Jean-Paul Sartre'ın kendi iç varlığı bunun farkındadır, gerekeni de yapacaktır. Dolayısıyla insan suya bırakılmış bir yüzen tahta parçası değildir. Öyle olsaydı kendinde varlıktan bir farkı kalmazdı. İnsan etkindir, eylemleriyle sürekli olarak kendini var eder. Jean-Paul bu sözü de insan ilerleyiştir, aşıştır, oluştur. Bu durumu çok net özetlemektedir. İnsan bu dünyada yalnızdır. Kendinden başka tutunacak bir dalı yoktur. Ancak eylemleriyle bir amaca yönelirse, hedeflerini gerçekleştirirse kendini var edecektir. Kendini varlaştırmasının ve kurmasının ilk koşulu şüphesiz eylemektir. Özet geçecek olursak, İnsanın bütünüyle baştan ayağa özgür olduğunu söyleyen Jean-Paul Sartre'ın özgürlük anlayışı yanlış anlaşılmamalıdır. İnsan özgürdür fakat bu özgürlük herhangi bir anlamda serbestlik veya başıboşluk değildir. İnsan attığı her adımdan, yaptığı her davranıştan, eylemlerinden tamamıyla sorumludur. John paul Sartre sorumluluk kavramı kişinin eylemlerinin yapıp etmelerinin faili, nedeni olduğu anlamına gelir. Bu sorumluluk bilinci özgür olan insanın özgürleşme yolundaki mücadelesinde atılan adımlarından en önemlisidir. Bilinç varlığı olan insan sürekli olarak her eylemiyle her an kendini yeniden kuracak ve yaptıklarıyla, tercihleriyle kendini sil baştan yaratacaktır. Tabii bu durum insanın üzerine aşırı sorumluluk yükler. İnsanın bir başına ve bırakılmış olmasından dolayı varoluşunun yükü onun omuzlarına adeta bir yük gibi biner. Bu da bizi Jean-Paul Sartre'ın diğer önemli kavramlarından biri olan bunaltı kavramına götürür. İnsanın üzerindeki bu yük, eylemlerinin ona yüklediği bu sorumluluk bir süre sonra insana ağır gelir. Kişi bunaltı, diğer bir ifadeyle iş daralması yaşamaya başlar. Ruhu daralır. Peki, ruhu daralan ve bunaltı içine düşen insan eyleyemeyecek midir? Bu durum eylemesine engel midir? diye sorduğumuzda Jean-Paul Sartre hayır der. Tam tersine bunaltı insanı eylemsizliğe düşürmez. Eyleme sevk eder. Onu eylem alanına iter. Bunaltı tersine bize eylemle birleştiren, harekete götüren bir olaydır. Eylemlerinin sorumluluğunu alan her insan elbette ki bunaltı yaşayacaktır. Buna istinaden şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin saldırıya giden bir komutanın sorumluluğu oldukça fazladır. Emrindeki askerler onun sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla alacağı kararlar yalnızca kendisini bağlamamakta, askerlerini de doğrudan etkilemektedir. Bunun farkında olan komutan elbette işler alması yaşayacaktır ama bu onda eylemsizlik hali değil, aksine tam bir eylem halinde olmaya daha temkinli kararlar almaya edecektir. İnsanın baştan ayağa özgür olması onun zorunlu olarak yapıp etmelerinden, eylemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelir. Bilinçverli olan insanın özgürlüğe mahkum oluşu, özgürlüğü hapsedilmesi, ona aynı zamanda ağır bir sorumluluk yükler. Sorumluluk kavramının Jean-Paul ne anlama geldiğine baktığımızda, o bu kavramı gündelik kullanıma yakın olan bir eylemin sebebi, faili olma anlamında kullanır kendisi için varlık yapıp etmelerinin, eylemlerinin, davranışlarının ve bütün bu eylemlerin sonuçlarının failidir. Faili olması aynı zamanda da sorumlu olması anlamına gelir. Bu sorumluluk da insanı bunaltıya iter. Bu bunaltı duygusu da edinimlerin yükümlülüğünü sırtlanacak insanın tam seçim yaparken duyduğu iş sıkıntısıdır. Şampursak bu konuda şöyle bir cümle kurmuştur sorumluluğun içine fırlatılmış olmak durumu içi daralarak fark eden kişinin artık ne vicdan azabı ne pişmanlığı ne de mazereti vardır. İnsanın başına her ne gelirse gelsin ya da her ne ile karşılaşırsa karşılaşsın yine durumun belirleyicisi kendisidir. Aldığı kararlarla, yaptığı seçimlerle kendisini yeniden ortaya koyma imkanı hep vardır. Kişi eylemlerini, seçimlerini ne yöne çevirirse hayatı da o yöne doğru şekillenecektir. Sorumluluk, başına gelenleri sorgulamadan öylesine kabullenmek değildir. Jean Porsat, baştan başa özgürlük içinde olan insanın yapıp etmelerinden hiçbir şekilde suçluluk, pişmanlık, vicdan azabı duymaması gerektiğini söyler. Özgürlüğe mahkum olmak, bir nevi sorumluluğa da mahkum olmak demektir jean insanın içinde yaşadığımız dünyayı bizim seçemeyeceğimizi kabul ediyor. Ancak bu dünyayı yaşanmaya değer ve güzel bulmamız ve yahut çirkin, kötü, ızdırap dolu bulmamız kendimizin belirlediği bir şeydir. Buna göre dünyamızı da tıpkı kendimizi kurduğumuz gibi biz kururuz. Ben bir köylünün veya bir tüccarın oğluyum. Sıcak bir memlekette veyahut karlı bir dağda büyüdüm. Çelimsiz veya güçlü kuvvetliyim. Bütün bunlar benim elimde olmayan şeylerdir. Ama ben benim dışımda var olan ve beni dışarıdan çeviren bu, bu şartlara karşı istediğim şekilde hareket edebilirim. Onlarla övünebilirim veya onları iğrenç bulabilirim. Onları kabul etmek ve benimsemek gibi onlara karşı isyan etmek de elimdedir. Onları ben seçmedim ama onlara karşı almak istediğim tavrı ben seçebilirim. Varoluşçuların ifadesiyle onların mesuliyetini ben yükleniyorum. Geçmişte ben fena bir öğrenciydim. Okuldan kaçar stadyuma giderdim. Bugün artık bir maziyi değiştirmek mümkün değil ama ona karşı tavır ve hareketlerimi değiştirmem kabildir diyen Jean-Paul Sartre'a göre insan, geçmişten koparak sürekli ileriye doğru atılan, kendinde varlığın içinde, ondan ayrı ve onun bağlı olduğu nedensellik üzerine tabi olmayan, kendi eylemleriyle kendi kendini sürekli olarak yapılandıran bir varlık olarak, sorunlu olarak özgürdür. İnsan özgür olduğu için içinde bulunduğu olanaklar arasında bir seçim yapma gücüne sahiptir. İnsanoğlunun özü özgürlük içinde askıdadır. Askıda olan bu özü askıdan kurtarıp onu gerçekleştirmek ve biçimlendirmek insanın kendi özünü seçmesine bağlıdır. Bu konuya Jean-Paul Sartre'ın şu cümleleriyle son vermek istiyorum. Bu özgürlüğü ben ne kadar aradım? O kadar yakınımdaydı ki göremedim onu. Elimi değdiremedim. Özgürlük bendim oysa. Ben. Kendim. Ben kendi özgürlüğümüm. Ve insanoğlu özgürlüğe yazgılıdır. Çünkü bir kere dünyaya atıldıktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur diyerek dilerim seçimlerinizden hiçbir zaman pişman olmaz, kendi özgürlüğünüzün kurbanı olmazsınız temennisiyle bu podcast'e son vermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşene dek kendinize çok iyi bakın.